Genel seçimlerin yenileneceği 01 Kasım 2015 günü için Bodrum Milliyetçi Hareket Partisi ilçe teşkilatını ziyaret eden elektrik mühendisi Suat Keskin, MHP Muğla Milletvekili aday adaylığını açıkladı. Şu anda keseceğim. Bu siyasi konuşma yapmamız doğru olmaz. MHP Bodrum İlçe Yönetim Kurulu toplantısının ardından gerçekleşen ziyarete yönetim kurulu üyeleri, bazı meclis üyeleri ve partililer katıldı. MHP Bodrum İlçe Başkanı Mehmet Tosun, ziyaret nedeniyle yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın isteği doğrultusunda yapılacak olan bir seçim tekrarının olacağını söyledi. Elektrik mühendisi Suat Keskin'e aday adaylığının hayırlı olmasını dileyen Başkan Mehmet Tosun şunları söyledi. Ülkemizin zor günlerden geçtiği, değer yargılarımızın sorgulandığı, Doğu ve Güneydoğu'daki artan terör olaylarının her geçen gün şehit cenazeleriyle sonuçlandığı ve içimizin burkulduğu, yüreğimizin yandığı bu dönemde milletvekili aday adayı olma cesaretini gösterdiği için Suat Keskin arkadaşımıza teşekkür ediyoruz. MHP Muğla Milletvekili aday adayı Suat Keskin, ülkede yaşanan terör nedeniyle zor günler geçirilmesinden dolayı siyasi bir konuşma yapmayıp özgeçmişini anlatacağını söyledi. Keskin konuşmasında kendisini şöyle tanıttı. Ben Milas'ın Çamköy'ünde 1950 yılında doğdum. İlkokulumu Çamköy'de okudum. Ortaokul ve liseyi Biricik Ekonomik Ağzı Lisesi'nde parasız yakın olarak okudum. 74 yılında üniversite hayatımız başladı. Ülkücü Hareket'in giriş tarihimizde 1974. O yandan bu yana siyasi hareketler içinde devamlı bulunmaktayız. Okulu bitirdikten sonra 1986 yılında kendi iş yerimi Milas'ta açtım. Elektrik mühendisi bürosu olarak. Sonra elektrik malzeme ticaretiyle beraber taahhüt işleri yapmaya başladım. Ondan sonra 8 Şubat 1989'da Milliyetçi Çalışma Partisi'nin kurucu ilçe başkanıyım Milas'ta. Bir dönem onu yaptıktan sonra siyasi yasaklar kalktı. Milliyetçi Hareket Partisi kendi ismini ver. Ahmet İbrahim Tosun Milliyetçi Hareket Partisi ilçe başkanı olarak 2 dönem yaptım. 2 dönemden sonra başka arkadaşlara devrettim bayrağı. Tekrar 1996-98 arasında tekrar ilçe başkanlığı yaptım. 2008-2013 atama yönetim kurullarına görev aldım. 2014 yerel seçimlerinde belediye meclis üyeleri adaylarımız vardı. Belediye meclis üyelerimiz seçildik. Bu seçimde aday olmak için var gücüyle çalışacağını belirten Keskin, aday adaylığının hayırlara vesile olmasını diledi.